Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gözde Tekeli. Bugün Gratis'in YouTube kanalına ben konuk oldum. Sizlerle konsere hazırlanıyorum. Makyaj yapacağız. Bütün bu önümde gördüğünüz Gratis ürünleriyle birlikte. Benim için makyajın ilk adımı kaşları sabitlemektir. O yüzden elime Biolus'un Stylit kaş sabitleyicisini alıyorum ve hemen kaşlarımı sabitliyoruz. Sabun formunda bir kaş sabitleyici bu. Fırçamla hemen birazcık alıyorum ve uygulamaya başlıyorum. Kaşlarımı güzelce sabitliyorum. Bu kaşımızı da hemen halledelim. Kaşlarımı sabitledim. Şimdi direkt ten ürünlerine geçiş yapıyorum. Cildime Biolus'un Compact It 3-in-1 ürününü uygulayacağım. Bu hem fondöten hem concealer hem de allık içeren bir ürün. Hemen açıp yapısına ve formuna bakıyorum. Bu şekilde bir spatulamsı bir başlığı var. Hemen bunu şimdi cildime uygulayacağım. Şimdi bunu dağıtalım. Tampon hareketlerle fondöteni yüzüme yediriyorum. Cildimde gerçekten yok gibi bir fondöten ve yaz ayları için bence çok uygun. Buna bakabilirsiniz. Bunun bendeki numarası, hatta söyleyeyim size, 108 Sun Sensation. Gerçekten bayağı beğendim ben bu ürünü. Şimdi aynı ürünün içeriğindeki concealer'la göz altlarımı bir kapatmak istiyorum. Hemen yapısını size göstermek istiyorum tekrardan. Bir tarafı concealer, diğer tarafı allık gördüğünüz gibi. Şimdi concealer'ı birazcık parmaklarımla alıp göz altlarıma yayacağım. Yapısı çok güzel. Çok güzel bir şekilde dağılıyor. Ve ince bir concealer. Ben buradan bayağı güzel görüyorum aynada. Siz nasıl görüyorsunuz acaba, merak ettim. Hemen diğer tarafı da kapatıyorum. Göz altlarımı da güzelce kapattım. Gerçekten yapısı bayağı güzel. Bakar mısınız? Bayağı cildim, yüzüm aydınlandı ve ortaya çıktı. Şimdi Lightening Toss pudrasıyla göz altlarımı sabitleyeceğim. Hemen size de ürünümüzü göstereyim. Açalım ve uygulayalım. Toz pudramı birazcık şuraya dökeceğim. Ben böyle çok daha kolay uygulayabiliyorum çünkü. Hemen Eclipse'in fırçasını alıyorum ve ürünü göz altlarıma uyguluyorum. Göz altlarını sabitlemek çok önemli çünkü gün boyu göz altlarınızın daha temiz görünmesini sağlıyor. Yine Biolus'un bu üçü bir arada olan ürününden allığımı alıyorum şimdi. Birazcık bol allık seviyorum. Yapısı gerçekten çok güzel. Böyle hafif jel formunda gibi bir allık. Rengini hatta size swatchlamak da istiyorum. Şöyle tam bir yaz allığı. Ürünü tekrardan elime biraz aldım. Hemen yanaklarıma uyguluyorum. Biraz elimle uyguluyorum ama üzerinden fırçayla dağıtacağım bunu. Yüzümün yukarısına doğru bunu dağıtıyorum. Nasıl oldu? Bence bayağı güzel. Rengi çok güzel gözüküyor. Ben burada çok güzel görüyorum. Biolus'un tüm ürünlerini çok seviyorum ama Festival Fan koleksiyonu benim için çok ayrı. Gerçekten cap canlı renkleri var. Hemen size de göstermek istiyorum. Renklerin canlılığına, parlaklığına bir bakar mısınız? Gerçekten hepsine bayıldım. Ben bugün biraz daha pembe ve ışıltılı bir makyaj yapmayı planlıyorum. O yüzden ilk olarak şu pembe farı alıp tüm göz kapağıma uygulayacağım. Bunu tüm göz kapağıma şu şekilde dağıtıyorum. En son hangi sanatçının konserine gittiniz acaba? Çok merak ediyorum. Aslında yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Şimdi gözümün iç kısımlarına daha böyle glitterlı bir far kullanmak istiyorum. O yüzden şu rengi alıp gözümün iç kısımlarına bırakacağım. Hemen diğer göz kapağıma da geçiyorum. Ben gözümün altlarına da birazcık glitter uygulamak istiyorum. O yüzden hemen aynı rengi tekrardan birazcık alıp göz altlarıma uyguluyorum. Glitterlarımı sürdüm. Şu an tam bir konser kızıyım. Gerçekten hem ışıl ışılım hem rengarengim. Şimdi eyeliner adımına geçmek istiyorum. Hemen Biolus'un yine Fantasy Liner eyeliner'ını alıyorum. Bunun bir ucu bu şekilde eyeliner fırçası şeklinde. Bir diğer ucu da bu şekilde yıldız şeklinde. Ben bunu direkt gözümün uçlarına biraz kondurmak istiyorum. Şimdi arka tarafındaki yıldızı hemen eyeliner'ımın uç kısımlarına uygulayacağım. Çok tatlı oldu. Ben bu yıldızlı dövmelerden çok almak istiyordum. Şu an ilk defa deniyorum ve çok hoşuma gitti. Şimdi kirpiklerime geçiyorum. Öncelikle kirpiklerime bir baz uygulayacağım. Bu elimde görmüş olduğunuz ürün kirpiklere çok güzel bir dolgunluk veriyor. Şimdi birlikte uygulayacağız. Yapısı jel formunda ve gerçekten böyle bir şeyler uyguladığımı hissediyorum. Kirpiklerime güzel bir dolgunluk sağlıyor şu anda. Bunun üzerine rimel de sürdüğümüz zaman çok daha güzel bir görünüm elde edebiliriz. Bu ürünümüzün ismi de Lighten My Fix Brow and Lash Maskarası. Şimdi asıl bombaya geliyoruz. Mavi bir maske uygulayacağım. Bayağı konser kızı oluyoruz gerçekten. Rengi inanılmaz arkadaşlar. Direkt kirpiklerim masmavi yaptı.
Şimdi benim favorim olan bir highlighter'ı göstermek istiyorum size. Biolis'in Amaze It. Jel formunda bir yapısı var. Hemen açıp göstermek istiyorum. Şu şekilde gold yansımaları var. Hemen birlikte uygulayalım. Parmağımı uygulamak istiyorum. Daha doğal bir görünüm elde etmek istediğim için hemen size göstereceğim yapısını. Elmacık kemiklerimin üstüne bırakıyorum. Işıltısı gerçekten çok güzel. Ben bunu çok fazla kullanıyorum. Şimdi makyajımızın son aşamasına geliyoruz. Dudaklardayız. Önce bir dudak kalemi alıyorum. Bu da yine Biolis'in Prince It 501 Rose dudak kalemi. Rengi güzel bir gül kurusuna benziyor. Hemen uygulayalım. Dudaklarımı çerçeveledim. Şimdi ruja geçiş yapıyorum. The Balm'ın Perseversity diye bir lip gloss'unu kullanacağız. Benim konserlerde bir rujdan beklentim çok kalıcı olması ve gün boyu dudağımdan çıkmaması. Bu ruj da tam konserler için çok uygun bir ruj. Hemen uygulayalım. Rengi o kadar güzel ki gerçekten çok soft, güzel bir rengi var. Işıl ışıl bir gloss. Yapısı çok güzel. Dudağımdan kayıyor resmen. Gerçekten çok beğendim ve yapış yapış da asla değil. Makyajımın gün boyu kalıcı olmasını sağlamak için Wet n Wild'ın Fight Dirty Detox Setting Spray'ini kullanacağım şimdi. Gratis'in hem festival fan ürünleriyle hem de diğer bütün ürünleriyle konser makyajımı tamamladım. Benim çok hoşuma gitti. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarda bekliyorum. Kullandığım tüm bu ürünlere hem Gratis mağazalarından hem de Gratis'in kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Gratis'in YouTube kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Konserlerde görüşmek üzere.